Evet, öyle bir imkan olur. Peki, devam edeceğiz. Malkoçoğlu'na devam edeceğiz. Sevgili Nazlı Tolga, başta söylediklerim geçerlidir. Cidden oturduğun yerde çok acayip bir iş çıkardın. Yani oturduğun yerde demeyeyim de o hareketsiz olan yerde. Sen nasıl değerlendiriyorsun yaptığın işi? Ya bu seneler içinde olan bir şey, bir anda olan bir şey değil. 13 sene oldu benim habercilik. Bitti, geçti. Kanal D'de aslında beraber başladığımız dönemler. Mecidiyeköy'deki binada. Evet, orada başladım. İşte o günden bugüne her gün bir şeyler ekleyerek ilerlemeye çalıştım. Devam ediyorum, inşallah gider bu şekilde. Evet, ne kadar şimdi gerçekten de reytingleriniz herhalde fena gelmiyor değil mi? İyi de geliyor. İyi, çok iyi geliyor, çok memnunuz. İyi bir ekip var. Var, çok güçlü, güzel bir ekiple çalışıyoruz. Zaten habercilik çok büyük bir ekiple yapılan bir iş. Sonuçta tamamen ekibin sonucu zaten. Harika. Dışarıda bağlandığım, aslında en gergin olan noktalardan bir tanesi dışarıda bağlandığınız muhabirler var. Ben izliyorum çünkü haber bültenlerinde dışarıdaki muhabire bağlandığın anda bir gerginlik başlıyor. Ses gelecek mi, gidecek mi, muhabire ne cevap verecek, muhabiri nasıl yakalarız, kafa başka tarafta mıdır, bize bakar mı, döner mi diye bir gerginlik var. Oluyor. Doğru. Bir de ses zaten geç gidiyor dışarı bağlanınca. Bir daha duyuyor musun beni desem mi, demesem mi, onun ikilemi. Tabii. Duydu senin mu? Sesin acaba ona gidiyor, onun sesin sana yönetmenden geliyor. Yönetmenden bir şey beklemek falan, o biraz evet gergin oluyor. Bir muhabirle yaşadığın enteresan bir şey var. Biz onu bulduk öyle bir sohbet esnasında. Onu da izleyelim. Sonra Ayşe Aral Muğla'dan aramış bizi, ona bağlanacağız. Nazlı Tolga'nın işte muhabirle yaşadığı o enteresan anlar. Hep beraber izleyelim. Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesi için karşımda yine Gülşah İnce var. Gülşah, nedir son durum, seni dinliyoruz. Evet, bir kere karşında Gülşah İnce yok. Karşında şu anda Samim Elverdi var. Buradaki son durumu bildiriyorum sana. Şu anda senden çok hoşlanıyorum. Vallahi açıkçası böyle. Bak, çaktırmamaya çalış. Bak, mimiklere bak, bak. Çaktırmamaya çalış. Ben senin bu halini seviyorum. Biraz çaktırmayan, biraz cool, biraz sert halini ben seni çok seviyorum. Utandım ya. Ya sen nasıl biliyorsun beni etkilemeye? Çok sinirsin. Ya en deli bir şeysin sen ya. Ha? Sen nasıl bir şey? İyi ki aşık olmuşum sana ya. Vallahi iyi ki aşık olmuşum ya. Ki ben çok seçiciyimdir yani. Herkese de aşık olmam yani. Ya ben senin var ya hep bu cool halinden, hep bu cool halinden ben senin korkmuştum, açılamamıştım. Demek kısmet bugün canlı yayınaymış. Ben sana buradan açık bir şey söylemek istiyorum. Ben seninle... Gülşah İnce aktardı bak, sevgili seyirciler. Bak, bu hala Gülşah İnce diyor ya. Hala Gülşah İnce diyor ya. Abi inanamıyorum ya. Ya çaktı mı? Hala çaktı mı? Allah'ım. Çok beklettik, kusura bakmasın, hala oradaysa Ayşe Aral Muğla'dan. Ayşe Hanım, iyi geceler. İyi geceler, merhaba, nasılsınız Beyazıt Bey? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, çok teşekkür ederim. Benim öncelikle Candan Hanım'a bir sorum olacaktı. Bizim öncelikle sizi tanımamız lazım önce bir. Bir tanıyalım, okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Nerede? Ben mimari bir ofiste çalışıyorum. Mimari bir ofiste çalışıyorsunuz. Evet. Evet, ofis mimari yani. Sizinle bir alaka yok. Evet. Buyurun, dinliyoruz. Candan Hanım'a hemen sorunuzu alalım. Teşekkürler. İyi akşamlar Candan Hanım, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi, ben de çok iyiyim. Sizin şarkılarınıza daha da iyi oluyoruz. Dinledikçe daha çok kulağımızın pası siliniyor. Benim size sormak istediğim şey şu. Hayatta asla söylemem dediğiniz bir şarkı türü var mı? Hayatta asla söylemem dediğiniz bir şarkı türü var mı? Hayata bu kadar keskin bakan biri değilim. Sen? Vallahi değilim. Keskinsin biraz yani. Ben biraz seni biliyorsam... Biraz ama bu çok biraz, keskin. Bu çok keskin kararlı, ama... Bu çok kararlı bir şey olur. Yani sevdiğim her şarkıyı söylerim. Burada türleri ayırt etmem mümkün değil. Evet, halk müziği söyledin. Söylerim. Sanat müziği zaten beraber söyledik. Beraber söyledik. Pop söylüyorsun. Söylüyorum. Caz söylüyorsun. Çok az ama evet. Şanson söylüyorum. Evet. Geriye arabesk, fantezi tarzında müzikler kaldı. Onlardan söyler misin belki diye soru öyle. Sen ama şimdi soruyu yönlendiriyorsun Beyazıt. Ama işte soru da öyle bir yönlenmeye müsait ki onun işte bana gelişiyor Candan. Yani hani sorunun gelişiyor. Yani şu ihtimal de var. Mesela heavy metal söyleyemeyebilirim. Bir de söylemeyi istemekle... Ama biz senin söylemeni de istemeyiz zaten yani. Hani kıyamayız yani onun için yani. Söylemeyi istemekle söyleyebilmek... Başka bir şey, başka doğru. Bir şey. Dolayısıyla tabii ki söyleyemeyeceğim türler var ama bu bir ilke sorunundan dolayı değil, yeterlilik, yetersizlik ya da o türü sevip sevmemekle alakalı. Candan dinler misiniz arkadaşlar? Ki dinlersiniz. Evet.
Ben bayağı iyi dinleyicisiyim. Hiç bizim müzikale gelebildiniz mi? Candan Erçetin'le bir ara Yıldızların Altın diye bir müzikal yapmıştık. Gelebildiniz mi ona? Gelemedim. Gelen var mıydı o müzikale? Harika, bir kişi. Mükemmel. Mükemmel. Zaten tek oyun bir kişiye yaptık. Arkadaşa yaptık. O gün de bitirdik. Yok ya, bayağı sürdü. Kırık oyun oynadık. Çok da güzel. Türk sineması ile ilgili çok güzel müzikal. Pardon. Güzel. Ayşe Hanım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz biraz sizi? O kadar uzun bir ara verdiniz ki tekrar merhaba deme ihtiyacı duydum. Haklısınız. Pardon. Ayşe Hanım. Candan Hanım'a sorunuz bu kadar mı? Bu kadar. Teşekkür ederim. Nazlı Hanım'a da bir sorum olacak ben benim. Ben bir şey rica edebilir miyim sizden? Tabii, buyurun. Biraz tuz var mı evde bir fincan kadar? Hayır, başka bir şey rica edeceğim. Sizi iki dakika bekletsek. Reklama girmeden önce Candan Erçetin'den güzel bir parça alsak. Reklamdan sonra sorunuzu yeniden sizden istesek olur mu? Tabii ki olur. Harika. İstediğiniz parça var mı? Candan Erçetin'den ben Meğer şarkısını dinlemeyi çok isterim. Meğer şarkısı. Peki. İster şimdi, ister sonra. Fark etmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.